şu rüya gerçek olsa olsa sabah olup uyanınca. Önce bunları dizelim hepsini. Kristallerini de çıkar istersen. Telaşa girdim ya. Akdeniz Üniversitesi'nde 2007 yılında hayata geçirilen psikiyatri gündüz hastanesinde şizofreni ve diğer psikotik bozukluğu olan hastalara ahşap boyama, yazılım, kodlama, takı tasarımı, müzik, tarım gibi birçok eğitim veriliyor. Bu sayede hastalar hem rehabilite oluyor hem de topluma kazandırılıyor. Burada hastalarımız kursiyer olarak buraya geliyorlar. Sabah spor etkinlikleri, yoga ile güne başlıyorlar ve gün içerisinde çeşitli etkinliklere katılıyorlar, kurslara katılıyorlar. Aşçılık kursu, takı kursu, yazılım kursu gibi birçok kursumuz var gün içerisinde. Açılan bu kurslara katılıyorlar. Buradan sertifikalar alıyorlar. Daha sonraki dönemlerde bunlarla ilgili iş bulmada kolaylık sağlanıyor hastalarımıza bu şekilde. Buradaki kursiyerlerimizin önemli bir kısmı şizofreni, psikotik bozukluk grubu hastalar. Bu hastalar geliyor. Genellikle 18 yaş üstü, 70 yaşına kadar hastamız var. Çok geniş bir aralıkta hasta kabulümüz var. Ayrıca şöyle bir konuya da dikkat çekmek istiyorum. Buradaki hizmetlerimiz, rehabilitasyon hizmetleri şu açıdan da önemli. Şizofreni hastalığında damgalanma önemli bir sorun. Bunu aşmak için de özellikle rehabilitasyon hizmetleri çok önemli oluyor. Bu açıdan da kliniğimiz önemli bir hizmet yapıyor şizofrenide damgalanma konusunda. Hasta yakınlarına özellikle rehabilitasyon hizmetleri konusunda bilgilendirme yapılmalı. Rehabilitasyon hizmetleri tedavi sürecinin çok önemli bir kısmı. İlaç tedavileriyle birlikte, rehabilitasyon hizmetleriyle birlikte hastalarımızın işlevselliği, sosyalliği, topluma katılımı artıyor. O yüzden mutlaka rehabilitasyon hizmetlerine katılımlarını sağlamalarını istiyoruz. Özellikle Antalya özelinde Akdeniz Üniversitesi Psikiyatri Gündüz Hastanesi bu konuda önemli bir yer, bize başvurabilirler. Hastalarımızın tekrar topluma kazandırmak, damgalanmayı en aza indirmek ve insanın insana iyi geldiği, kendilerini güvende hissettikleri bir ortam sağlamak aslında. Burada değişik kurslarımız var. İşlevselliklerini arttırmak, sosyal becerilerini dinamik tutmak ve yeniden öğretmek gibi eğitimlerimiz var. Hasta ve hasta yakınlarını da dahil ettiğimiz bir büyük bir ekibimiz var. Sağlık ekibinin yanında hasta yakınlarını da dahil ediyoruz. Kendilerini güvende hissediyorlar öncelikle. Yani bir örnekle açıklamak istiyorum. Tıp fakültesi 5. sınıf şizofreni hastamın bahçede soğan ayıklarken ona ne hissettiğini sorduğunda güvende demişti. Bu bizim için çok kıymetli. Dokunuş hala, evet, güzel. Tozunu alıyoruz. Yaptığımız parçaların gayet güzel. Evet, küçük. Evet, silme işi yapıyoruz. Onu biraz silelim peçeteyle. Fazlamızı alalım. Orada da yine küçük dokunuşlar yapıyoruz. Hafif hafif. Evet, gayet güzel.